Fabrikenin unu bu Süleyman'ın unu kadar vitaminli olmuyor yani. Özünü un ediyor. Bu kepenin de kabında un etinden bu vitaminli yani. Ben Mustafa Yetiş, Sevişler Köyü su değirmencisiyim. Değirmenci gelen müşterilerin tarlanı övdür mesela. Evde unu kalmaz. Un kalmadı mı su değirmenine gelir. Evvel böyle traktörle şununla buna gelmez. Eşeklerle, beygirlerle gelinirdi. Zordu yani yol olmadığından, yollar dar olduğundan. Ama şimdi genişledik yolları, adam istediği gibi geliyor. Her yerden geliyor mesela. Çevre köylerden, sahilli, Manisa, Akser'den hep geliyorlar yani. Allah razı olsun. Değmenciliğini ben babamdan öğrendim. Babam da babasından öğrendi. Böyle sinsela soyu gidiyor yani. Babasından babaya böyle gidiyor yani. Onun gibi öğrendi. Babam da aynı bizim şimdiki ben ondan öğrendiğim gibi yapıyordu. O da aynı yapıyordu yani. Ben ondan öğrendim yani. Aynı böyle suyu koy yere diyor. Yukarıdan bu ambar olup doluyordu. Çuvalı aynı buraya koyuyorduk. Koyuyordu. Üyü diyor diyor. Ben de onun yanında tabii çocuğuz. Onunla bir gelirdim havas ederdim böyle öğrenmek için. Bak derdi bana derdi böyle böyle koy versen şöyle un eder buraya ayarlarsın. Bak bu teneyi al normal koy versen ayarlı ekine kadar un olur. Güzel olur dedi. Ben de havas ederdim. O yüzden ben de şey dedim yani öğrendim yani. Değmencilik güzel meslek yani. Halka hem hizmet yapmış oluyoruz yani böyle eskiden fabrikalara gitmezlerdi yani devamlı buraya gelirlerdi. Mesela adam 6-7 yük senel tahılıydı. Gelecek kışa kadar yeterdi. Ama şimdi millet ince una döndü. Bu onun değerini bilmiyorlar yani. Aslında ince un bu. Yani ondan şimdi gençler bilhassa havas etmiyor buna yani. Bilmiyorlar yani bu onun daha şey olduğunu yani verimli güzel olduğunu bilmiyorlar yani. Fabrikenin unu bu Süleyman'ın unu kadar vitaminli olmuyor yani. Özünü un ediyor. Bu kepenin de kabında un etinden bu vitaminli yani. Öteki değmen biraz yakıyor diyorlar ceyran değmenlere tabi. Ama bu yakmıyor. Bunun altından su geçtiğinden daşı ılık tutuyor yani. Devamı serin oluyor tabanı yani. Yani bunun ununda bir ılıklık olur hemen. Ama öteki ceyranın değmenin ununu elini sokamazsın mesela. Diyelim ki bir demir ocağa sokarsın da suya soktu bir morama yapa o unu ceyranın değmenine o şekilde yapıyor yani. Yani değmenin ununu kendi hettini geçiriyor yani. Vitamin gıdasını alıyor yani değmenin yani unun. Ceyranın değmenine. Onun için millet yani buna geliyor yani bu su değmenden unu kabı olduğundan güzel oluyor yani kepende unu olduğundan vitaminli yani unu.
Buğdayı getiriyorlar İstanbul'dan, İzmir'den, tamam, oradan buradan. Bunu çevirecek suyu buluyor muyuz? Eski sular var mı? Eski sular yok ya, yalnız yeterince kadar şu anda bir var mesela. Şu anda son yağışlarla birazcık düzelttik diyorsun yani. Aldık, düzelttik yani, tabii. Anladım. Tabii bu işte biz her şey tabii olacak diyoruz. Bunu elektrikle, cereyanla da çevirmek mümkün ama maharet suyla çevirmek, maharet, değil mi? Suyla tabii. Tamam. Yani suyla çevirmenin derede yani Cenab-ı Allah tarafından bir güzel bir nimet yani suyla çevirmek. Her yani şeyi kendisi doğal yani. Müşteri talları getiriyor. Getirdim buraya, sepetliğe atıyorum. Ha, şimdi bak çuvala atıyorum mesela. Bu savak derler buna. Mesela değmeni koyuveriyorsun. Buradan bu un ayarı. Mesela bu şekilde üyüdün bunu. Şöyle bakın iri olup olmadığına. Mesela onun iri olup olmadığına keşfediyorum mesela böyle. Bakıyor şu anda iyi bol mesela. Devam. Bunu biraz kaldırıyorsun. Taş tatlı bir dönüş yapar yani. Bu şekilde un oluyor yani böyle. Bakarsın bir arıza yapar altından, dönen bir şey bu mesela, bir alet. Bakarsın bir şeysi kırılır, o zaman zor olur işte. Diyelim ki çakın bir yanı kupa, o çakın dönen şey vardır mesela, mil vardır, o kırılır. Onu yeniden yaptırsın, zordur yani, çile işesi zordur ama döndüğü vakitte neşe verir yani. Milletin tarlını üyüdürsün mesela, hem vakitini geçirmiş olursun, gelir gidersin buraya, güzel olur yani. Ya burada para kazanmak, adam parasını verse 3-5 kuruş para alırsın. Hakkını verirse bu teneke, bu tene bir kilede bu tasla bir tas ekin alırsın mesela bir kilede. Ama parasını verirse 3-5 kuruş para verir adam, öyle üvüdür gider yani. Onların hakkını mesela diyelim ki bu çuvalla hakkını bununla 3 tas alıyorum mesela. Bir kilede bir tas. Mesela 4 kilo varsa 4 tas alıyorum bununla. Ama para olunca normal bir fiyatı var, onu alıyoruz yani.
Mesela bu çuvaldan 1,5 tas alıyorum mesela bundan. Burada ayarlar var onun. Kilo ayarları var değmenin içinde yani. Bu kabaralığa var. Kilo ayarları var. Ona göre alıyorum. Bu diye alınca ilk ön kendime ilk ön mesela ben de onu yiyorum mesela. Onu kendime unu ödüyorum. Onunla geçiniyoruz yani. Geçimimiz öyle. Buranın zorlukları kışın bunun başından su sel alır. Arkadaşlarla şunlarla bunlarla gerasın ümünü buraya su getirmek için zorluğu odur. En zorluk odur. Yoksa düzeni olduğu vakit iyidir yani. Dönerken güzel neşe verir yani değirmen. Yoksa güzeldir yani. Bir bu o zorluğu vardır yani. Biz bu tür işletmelerin hayatta kalması için belediye olarak da destek veriyoruz. Onların tanıtımı hususunda yardımcı oluyoruz. Zannediyorum bu tür gayretlerimizin de bu işletmelerin ayakta kalmaları, ülke çapında tanınmaları konusunda çok faydası oluyor bu tür çabalarımızın. Biz geleneklerimizin, göreneklerimizin, eski hayat tarzımızın gelecek nesillere de taşınmasını arzu ediyoruz. Demirci'de bu işi yapan kenarda köşede kalmış şehirlerden birisi. Bu unun tepede un oluyor yani fabrika unundan daha üstün değerli undur bu. Bu insanların hasta olması aslında öteki unu kepeye olmadığından oturup kalıyor mideye hazım yapmıyor yani. Ama bu güzel yani hazımlaştırıyor yani. Güzel un yani. Doktorların tavsiye ettiği un bu. Kepekli un yani. Değmenden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.